Yedirttirebilir miyim acaba? Bak bak bak. Can yapıyorum ya şu an. Otur kız. Çok iyiydi. Kabul et, çok iyiydi. Merhaba arkadaşlar, GamerDubi.com'a hoş geldiniz. Yepyeni bir Prop Night videosundan hepinize selamlar. Dün oyunun story kısmını çekmiştik, biliyorsunuz ki yeni bir oyun 1 Aralık'ta çıktı. Bugün de katilini oynamaya çalışacağım. Daha önce hiç elimi sürmedim. İlk tepkilerim videoda olsun diye videoya sakladım kendimi. Oyunun temel mantığını anlamak için dünkü story videomu izleyebilirsiniz. Direkt hızlı bir şekilde maça girdik bu arada. Ev haritasındayız. İlk olarak oyunun en basit olduğunu düşündüğüm katiliyle başlayacağım. Her videoda tüm katilleri 3-4 kez oynayacağım. Yani bu videoda sadece bu katili oynayacağım. 2-3 maç, 4 maç, artık kaç maç çıkarsa bilmiyorum. Eğer katil oynaması hem benim hem sizin hoşunuza giderse, yani ortak bir karar alırsak, buradaki tüm katilleri sırayla her videoda 2-3 maç şeklinde oynarım. İlk dediğim gibi bu katille başlıyorum. İsmi sahtekarmış. Bu arada diğer katiller de dediğim gibi bir önceki videoda da anlatmıştım. İzlemediyseniz yine anlatayım. Aslında lisanslı katiller. Fakat isimlerini falan değiştirerek yırtmışlar bu lisans olayından. Mesela bu korku seansından bir katil. Bu Granny Simulator'da bir oyun var sanırım oradan. Bu Resident Evil'daki kızlar, ikizler miydi neydi, onlardı sanırım. Oyunu izlemediğim için bilmiyorum. Öyle hepsini toplamışlar. Şimdi bakalım özelliklerimizi deneyeceğiz. Amacımız can yaptırmamak ve kurbanları yakalamak. Ha, E ile kılık mı değiştirdim? Şu an kılık değiştirdim arkadaşlar. Kılık değiştirdiğim için sağ tıkla geçiyorum katildeyken. Okey. Aa, birini buldum bile. Şimdi beni bilmiyor, direkt yaraladım. Çok güzel. Benim E'm ne işe yarıyordu tam olarak? Oo, bu arada bunda enerji içeceği varmış sanırım derken çok hızlı bir şekilde, güzel. Hızlı başladık ama bir şey diyeceğim, yetişemeyebilirim. Biraz geç kaldım. O kadar hızlı yakaladık ama asamayabiliriz bunu. Aynen öyle. Aynen öyle, asamadık. Şişeye dönüştü de. Aha! Lan sen ne kazma bir şeysin lan? Heh, tamam bak şurada varmış. Şunu görseymişim işte asarmışım. Şimdi bunu ilk asılışına geçirdik arkadaşlar. Şu Q'yu yapalım yine. Q tam olarak ne işe yarıyor bilmiyorum ama. Aa bakın, can tamir animasyonuna da oturabiliyorum. Aa ne oldu? Lan bu nasıl ilk maç? Arkadaşlar herhalde çıktılar ya da anlamadım, bir şeyler oldu ama. Ulan güzel de başlamıştım ya. Bu arada gençler şunu da söyleyeyim. Hem kurban hem katil tarafında oyunu inanılmaz hızlı buluyor. Yani şu ana kadar 1 dakikayı aştığını görmedim. Zaten gördüğünüz gibi yukarıda da bağlanılıyor dediği zaman oyun bulmuş demektir. 30 saniyede falan buldu ortalama. Şimdilik oyuncusu bol gözüküyor oyunun. Manastırdayız bu arada. Yoksa Sümela Manastırı mı, Trabzon'da mıyız? Ne oluyor anasını satayım? Yine killerimize geçelim. Bu arada ben az önce şöyle bir hata yaptım. F1'e basarak okuyabiliyoruz. Q skill'im popkoz gibi bir şey. Bütün canlara aynı anda hasar vermemi sağlıyor sanırım. E birisine dönüşmemi sağlıyor. Sağ tıkla nesneye dönüşmemi sağlıyor. Evet, girişimiz gayet güzel. Ve Purpo maçına başlıyor. Hazır ol. Rahat. Ne oluyor anasını satayım? İstiklal Marşı mı okuyacağız lan? Bir şey diyeceğim, ben direkt dönüşsem şöyle. Şu an bakın birisine dönüştüm arkadaşlar. Lan dur. Nesnede olduk. Aa, sol tık atınca direkt şeyim iptal oluyormuş benim. Onu yeni fark ettim. Sol tıkla dönüşüyordu ya kurbanda. Ben öyle bir şey sanıyordum. O yüzden sol tık attım. Bıçak salladığı için şey iptal oldu. Dur bakayım. Kolay gelsin arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz bakalım? Çok hızlı düşüreceğiz mi bunu? Çok hızlı düşürebiliriz. Ulan o ne yaptı anasını satayım? Niye o kadar hızlı koştu lan o? Oh, o uçtu gitti vallahi. Şuradan önüne çıkabilir miyim ki onun? Bir şey diyeyim mi size? Bu bir şeye dönüştü. Bu bir şey mantar oldu. Bu mantar oldu. Lan nasıl ya? Şunlardan birisine dönüşmüş olabilir mi? Neyse dur bakayım, yine kurbanlardan birisine geçtik. Şu an kızlardan bir tanesiyim, hala can yapıyor. Bak bak bak. Mantar olarak gördüm şerefsizi. Gel buraya. Sen ne yapıyorsun? Defol. Güzel. Bunu hızlı yakaladık. Wiggle olayı biraz hızlı bu arada. Hızlı wiggle atıyorlar yani. Neyse ki wiggle atmadan bunu ilk asışına geçirdik. Tamam, çok güzel. Şimdi şöyle bir nesneye geçsek. Bu arada bir tane can bitirmişler. Şu Q'yu da atalım. Ne oldu anasını satayım? Nesneden dönünce niye böyle şeye geldim? Jeni de bozabiliyoruz. Aynı DB'de mantığı gibi, dediğim gibi. Şimdi birisine dönüşelim. Aha! Geri zekalı. Ne oluyor lan, adam uçuyor anasını satayım. Ya oğlum, bu nasıl bir sepet kullanımıdır? Oo, kafama düştüğü için stun yedim. Size bundan bahsetmiştim. Çok güzel. Oğlum babadan kaçar mı lan? Seni de şöyle hipnoza geçirelim. Geç bakalım. Artık ben bir şişeyim. Artık ben bir şişeyim. Dırdırdım, dırdırdım. Bu arkadaşınızı almıyorsunuz herhalde. Aha, alıyormuş. Hello bro. Yaşa.
Ya bir tık şimdi kempi hak ettiniz. Niye? Çok geç kaldınız arkadaşlar yani. Tekrar nesneye dönüştük. Çok geç kaldınız yani. Hatta bir dakika nesneden şöyle yapalım. Jenleri bir patlatalım. Şimdi bir tanesine dönüştük. Hangisine dönüştük? Emma Watson'a dönüştük. Help me. Help me ya. Tabii help deriz seni yavrum. Hiç sıkıntı yok. Of. Bir tane daha. Çok güzel. Oğlum iyi başladık lan. Killer bu arada güçlü. Güçlü killer gerçekten güçlü. Sırtımıza birimizi aldığımızda hızlı gidebiliyormuşuz. Onu yeni fark ettim. Ya da bu katile özel mi bilmiyorum ama. Nesne olduğunuz zaman iki kere sekebiliyorsunuz arkadaşlar havada. Şunu bir bozalım bakalım. Bu arada burada biri var da. Şunlardan birisi bir şeydi. Hadi neyse. Birisine dönüştüğüm için şu an yapamayacağım. Şöyle bir Q atalım. Tüm canları bozalım. Hayatta kalan kurtarıldı. Kim kurtarmış? Sen mi kurtardın lan gerizekalı? Oğlum ne güzel koydum gelişini anasını satayım. Şöyle ne olduk? Peynir mi oldum lan? Bu ne anasını satayım? Aa bak bak bak. Görüyor musun? Mantar olarak gidiyor. Gözümün önünde mantar olarak gidiyor şerefsiz. Lan sana vurmayacaktım anasını satayım. Kardeş. Yani kusura bakma artık o kadar şey yapmışken öldürelim şimdi yani. Güzel oynadığım bir maçı da kaybetmek istemem. Ama yemin ediyorum amacım sana vurmak değildi. Ha gerçi bu ölmemiş ki. Sağ alttaki tatlış kıza dönüşmüşüz. Aa bu jende biri var. Merhaba yavru. Kardeşim gel beraber yapalım. O ne lan yanımdan bir şey geçti anasını. Kardeşim. Jen tamir ediyormuşsun. Aa. Lan oğlum sen niye öldün? Arkadaşlar kafama atladı ya nesne olarak. Stun yedim. Fakat o sırada adama M1 sallarken bunu da indirmiş olduk. Bu mu öldü peki? Bir tanesinin ölmesi lazım ya. Aynen bu öldü. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Küçük bir nesneye dönüşmem lazım. Tamam. Birini mi gördüm ben orada? Sanırım orada birini gördüm de. Bu arada nesne kullanımı biraz zor. Shift'e basarsanız nesne daha düz gidiyor. Şu şekil bak. Gördüğünüz gibi düz gidiyor. Şöyle ayarlayabiliyorsunuz. Fark etti beni. Fark etti kaç. Şöyle jenleri patlatalım. Ya burası bug'lı sanırım. Burada dönüştüğüm zaman şey oluyor. Beni çok geriye atıyor. Hatta birini boşver. Ben nesneye dönüşeyim ya. Nesneye dönüşmek bayağı avantajlı oluyor. Merhaba. Baba bitirdi bu lan bu oyunu. Baba bitirdi bu oyunu oğlum. Bak Jen'i kırışımı oradan HD bir şekilde izleyebilirsin tamam mı? Yalnız diğer maçlar ne olur bilmiyorum ama şu an aşırı keyif veriyor killer oynaması. Şöyle Jen'leri patlatalım. Oo. Arkadaşına dönüştüm. Beni görmediyse eğer anlamayabilir. Dostum merhaba merhaba Jen yapalım mı beraber? Ulan iki kişiler zaten nasıl anlamasın anasını satayım. Çok iyi. Bak o da araba oldu. Lan aa. Sonradan bıraktı mı acaba? Anlamadım ki. Sonradan arabadan vazgeçti herhalde. Arabaydı çünkü gözümün önünde. Ha, şimdi son hayatta kalan olduğu için hız bonusu kazandı adam. Şimdi bir şey diyeceğim adam direkt kapıları açabiliyor mu jenleri yapmadan onu anlamadım. Hani DB dedi ki hatch mantığı gibi düşünüyorum. Sona kaldığı için acaba oyun ona bir avantaj sağlıyor mu diye. Ay yuh yuh nereye uçtun anasını satayım. Ha bak şu güzel olur. Dostum merhaba. Yok öyle bir dünya. Nesnelere göre canı artıyor arkadaşlar. Bu arada büyük bir nesne olduğu için canı fazla şu an. Ve müthiş. Oo bu wiggle atacak. Atma la. Oğlum ne yapacaksın? Yani neyin mücadelesini veriyorsun? Adama dönüşüp adamı kovalıyorum arkadaşlar yani. Ya şerefsiz. Oo! Bak ilk defa kafama bir şey devrildi. Ya oha be kardeşim. Oha anasını satayım. Beni kör sanıyor lan bu da herhalde. İyi oynadık ha. Ne diyorsunuz? Vallahi iyi oynadık. Zaten çok zor bir yanı yok katilin anladığım kadarıyla. Mantığı gayet basit. Karşı takımda çok bilgili değil gibiydi. Bana öyle geldi. Survivor'lardan MVP seçiyorlar. Ben niye MVP olmuyorum ki kardeşim? Maçın en değerli oyuncusu bendim bence. Evet bakalım şimdi hangi haritadayız? Çiftlik. Aha işte şimdi yandık. İşte şimdi yandık. Madem iyi bir maç geçirdin. Şimdi seni deşmedim mi diyor oyun. Ha şu hasatların araya giderlerse ben hayatta göremem. Yani istiyorsa adam eve dönüşsün yine göremem yani. Bu arada ilk maçı saymıyorum. İlk maç iyi başlamıştım fakat hani oynayamadım. 1-2 dakikada bitti. İkinci maç özelinde konuşmak gerekirse bir oyunda ilk defa katil oynamaktan keyif aldım. Uzun süre sonra. Yani Last Year'da çok zor katil, DB'de de çok zor. Hepsinde stres altında oynuyordum. Bunda şimdilik iyi başladı diyebilirim. Şöyle direkt birisine dönüşsem. Hatta dur ya birisine dönüşmek çok şey değildi. Nesne olayı bana çok iyi geldi bu katilin nesneye dönüşebilme özelliği. Ama sepet oldum. Aha. Kimse göremedik derken. Birini gördük. Merhaba yavru. Bir blok yedin düğme geldi. Bir tane daha vurduk mu? Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Seni hemen... Lan blok atma bana. Korkuluktan blok yiyoruz ya. Of iyi başladık. İyi başladık. Hemen şöyle jenleri bir patlatalım. Hangileri bozuldu? Aa. Kardeşim merhaba merhaba. Biliyordum. Şerefsiz. Aa bak. Fotoğraf makinesi attı. Çor oldum ya. Şimdi neye dönüştü bu?
Şu an kurbanlardan birisi olarak geziyorum. Sağ altta zaten bunu anlayabiliyorsunuz. Şu kapıyı da kıralım ki arkadaşlar sonradan kullanamasınlar. Tekrar hop balık abamet geliyor. Halloween, Halloween dostu. Dostum merhaba, yine anlamadın galiba. Çok hızlandı lan, niye öyle hızlandı o? Ya neye dönüştün anasını satayım bir anda ya. Bir anda neye dönüşmüş olabilir arkadaşlar? Bak şöyle oldum var ya, deliresim geliyor. Bunlar biraz daha iyi gibi. Okey. Anasını satayım yuh. Tam taş oldum. Allah beni taş etti arkadaşlar. Şu cene hemen şöyle. Merhaba. Güzel. Şimdi oradan bir şey dönüşecek muhtemelen. Neye dönüştü? Sandalyeye. Çok zor, çok zor, çok zor tarlada takip etmem. Tamam, ettim bir şekilde, ettim bir şekilde. Yuh anasını satayım. Gel seni yeğenime götürürüm. Ya ne oluyor? Araba röveşata çeke çeke gidiyor. Vuramıyorum. Kafanızı kırarım hepinizin valla. Son anda ya. Gel buraya gel. Mısır koçanına dönüştür mü lan? Anasını satayım. En küçük şeye dönüşüyor. Tek vuruşta. Tak baba tak. Şimdi kurbanlardan birisine dönüşelim. Sen jen yapıyorsun orada. Daha doğrusu sen değil, siz jen yapıyorsunuz orada. Dostum son vuruşun. Ya o ne kork... Bak korkuluk. Oğlum neye dönüştü? Bak korkuluk blokladı yemin ediyorum. Çıldıracağım ya. Şu mu lan? Bu arada arkadaşlar süreleri bitiyor. Jeneratör yaparak 2 dakika uzatmaları lazım sürelerine. Bir fake atsam mı ya, ne diyorsunuz? Şöyle bak. Jen yapıyor gibi. Dur lan, kendini iyileştiriyorsun. Hah bak bak bak. Yedirttirebilir miyim acaba? Bak bak bak. Jen yapıyorum ya şu an. Otur kız. Çok iyiydi. Kabul et, çok iyiydi. Güzel kilirmiş lan. Harbi diyorum, özelliğin bayağı iyiymiş. Neredesin ya? Sen şişesin bir şey değil mi? Sen şişe değilsen ben olurum. Yine fake değil mi? Yer mi lan? Bu nasıl bir cümle anlatayım? Yerler mi lan? Hadi hadi, bu jen bayağı yüksek. Gelin buna. Bak bak bak. Şişe geldi, şişe. Bakma lan oradan. Yemedi galiba. Yavru merhaba. Yap, yapma o körü işte. Heh. Aha. İyi lan, şey yapmamış. Dur şöyle jenleri bir patlatalım. Baba çeyizin içerisinde jenle uğraşıyor. Oha. Üf, ne koydum lan gelişine. Şunu bir bozalım. Jeneratörün ilerlemesini görebiliyoruz bu arada böyle. O biraz ilginç olmuş. Onu astığımı kurtardılar. Burada biri var mı? Var. Dostum merhaba. Oyunun salak saçma bug'u yüzünden orada bir yanlış anlaşılma oldu ama sana bir tane daha vurursam ne yapıyorsun? Bak oğlum. Üf. Bir an başka bir şeye dönüşmüşler gibi oluyor da. Aha. Merhaba bro. Hey yo. Billie Eilish'im, gelir misin buraya? Sen biraz çömez gibisin oyunda ha? Ya da salıyorlar herhalde, aynen. Ha süre bitti. Gayet güzel, gayet güzel. 2'de 2. Sen 3 asist yapmışsın, al bakalım. Karşılaşma iptal edilmiş bu arada arkadaşlar. Herhalde DC atmışlar. Bakalım şimdi hangi haritayı verecek. Bu arada çiftlikte beklediğim kadar kötü değildim. Aa kamp. Crystal Lake mi yoksa? Mesela bu map'te ilk defa oynuyorum, hem katil hem survivor tarafını düşünürsek. Çok map var gibi duruyor oyunda. En az 5-6 map var gibi şimdilik. Daha eklenir aynı zamanda. Burası kamp olduğuna göre sen de Jason'sın artık, tamam mı? Son maçımız olsun gençler. Şöyle direkt birisine dönüşerek başlayalım bakalım. Ne yardımı? Dur bir anasını satayım. Oğlum koca piyanoya mı dönüşüyorum anasını satayım? O neymiş? Tamam şöyle kitap olarak gidelim ki. Ha, yapma salak salak sesleri çıkartma. Ne oldu? Tüpçü Fikret'e dönüştü anasını satayım. Oo bunlar biliyor gibi bir şey değil mi? Bak bu fena gidiyor. Bu fena gidiyor. Gerçekten bunlar biliyor gibi. Of, güzel aldım da bunlar biliyor. Bunlar bana sıkıntı çıkartır, ben size diyeyim. Hadi bakalım bir de böyle zor maç oynayalım. İlk maç çok kolay geçti. Bir de böyle zor maç oynayalım dostum ha. Bunlar SVF gibi sanki. İnfosunu vermiş olabilir. Yok gerçi vermemiş. Tamam. Bir vuruş. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok güçlü kilerim bu yanı. Şimdi ilk hasarı free verdiğim için bir de o sıra nesneye dönüşüyor. Nesneye dönüşürken de bir tane vurmuş oluyorum. Çok hızlı düşürebiliyorum böylece. Aa o ne? Ne oldu oğlum? Hile mi var lan? Adamı gördüm, gitti anasını satayım bir an. Bu arada keşke Q atıp sonra dönüşseymişim. Merhaba. Seni de düşürürüm, inleyeceğim de dur şimdi bu yerden kalkar falan. Bu tek yediğine göre az önceki astığım mı bu?
Kaçırıyorum kimi kaç kere astığımı da. Herhalde öyle bir şey. Bir Q'yla daha patlattık. Nere patladı? Lan! Ne oldu oğlum? Aa! Ne oldu? Adam Kemper falan yazıyor bana. Dur, orası önemli değil de. Oğlum o ne? Map'in altına düştüm. Kızın yanına ışınlandım lan. Abooo. Oğlum oyuna ilk başladığımız gibi report demeyik. Vallahi yanlık ha, ben size bir şey diyeyim mi? Yedik report'u anasını satayım. Bir deneyeceğim ya. Daha içeceğim bitmemiş zaten. Bir deneyeceğim şöyle tekrar. Gerçi şu an dönüştüğüm kişinin yanındaysa o kişi. Buraya geldiği zaman beni yemez. Tavşan olarak geliyorum. Minik tavşan. Evet arkadaşlar, can yapıyorum. Yok mu benimle birlikte can yapacak? Yok, patlattılar, yine yoklar ortada. O da patladı. Ne yapıyorlar şimdi şey? Orada minicik bir kempledim diye hani şey ayağına mı yatıyorlar? Trollüyorlar mı beni aklı sıra patlatıp canlardan kaçıyorlar mı? Baksanıza full saklanıyorlar şu an. Aa, adamın nickine şimdi baktım, adam Rusmuş. Yani 3 saatten sonra kazanmak için oynayacağını düşünmüyorum oyunu. Buraya bir yere bir şeye dönüşmüş işte aklı sıra. Trollüyor. Baksana, ben buraya gelince o jeni patlatıyorlar. Oraya gidince bu jeni patlatıyorlar. O zaman ne yapayım biliyor musunuz? Bak şimdi. Şuradan izleyeyim. Bakayım herhangi bir şerefsizlik yapacaklar. Bak bak bak, gördünüz değil mi? Gördünüz değil mi piçi? Bak 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 bak. Oğlum siz zekiyseniz... Ben daha zekiyim ama körüm. Ama körüm işte. O sıkıntı var. Of, gelişine. He, orada saklandım. Neye dönüştüğünü gördüm böylece. Aklı sıra, anladın mı? Rus işte ya, klasik Rus. Yarım saniye camp yaptık diyor orada. Bakalım bunlara yedirtebileceğiz mi aynısını. Zaten süreleri bitiyor. Aa, bak bak bak. Gördünüz mü ne olarak geldi bak. Bak şerefsize bak. Bak patlatacak onu. Durdu. He? Ne ya? Tüpçü Fikret, yine mi sen? Uğraşmayacaksınız lan benimle. Aklı sıra onu patlatacak. O ne yapacak oradan? Hey dostum. Merhaba. Yordum yordum salak. Ya nasıl vuramam oğlum ona? Ha, vurmuş muyum lan? Biraz daha yukarı çık kankam. Biraz daha yukarı çık kankam. Gayet iyi, gayet iyi, gayet iyi. Tamam, buradan ikisini birden görüyorum. Bunu yapmak zorundayım çünkü öbür şerefsiz kaçıyor. Gördüm bu arada sanırım. Bir nesne olarak, bir şey olarak geçişini. Aynen. Ya. Ne oldu lan? Gel bakalım. Yapacak bir şey yok. Ne can yapıyorlar ne bir şey. Ben mecbur böyle oynayacağım. Diğer türlü adamları aramakla uğraşamam. Gel mısır koçanı, seni pişireyim şu ateşte. Koçana dönüştü anasını satayım. Şimdi bunu nasıl bulacağız? Bak. Bak, bir şeye dönüştü gitti. Oy! Buna göz derler, buna göz derler. Son anda fark ettim oradaki parlaklığı. Bu da öldü. Hayatta kalan sonuz. İşte. Ne oluyor? Bana chatten sövüyorlar muhtemelen şu anda. Dediğim gibi tam Rus ya. Aa, bu ne lan? Tövbe yarabbim, şimdi bir şey derdim ama. Zaten saniyesi bitti. Hani bir şey yapamayacak. Vallahi chatten küfür yiyoruz herhalde arkadaşlar ama olsun. Evet, güzel. 3 maç, 3'ünde de 4'te 4. Killer çok güçlü geldi benim gözüme. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz. Çünkü ilk defa killer oynayan bir insan 3 maçında da zorlanmadan 4'te 4 yapıyorsa ve bunu rakiplere hiç can yaptırmadan yapıyorsa, hani bu benim iyi oynamamdan dolayı değildir. Bence killer güçlü oyunda. Güzel aslında yani, benim işime gelir. Ben killer oynamayı sevmem bir insan olduğum için killer'ın güçlü olması işime gelir. En azından oynarken keyif alırım. Her neyse gençler, ben gerçekten çok keyif aldım Kalsiz oynamaktan. Son maçı gereksiz trollediler. O maçı saymıyorum. Diğer iki maç çok iyiydi. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, iyi geceler.